Hayvanları çok seviyorum. Çünkü onlar bu dünyanın en zararsız canlıları. Ve en masum canlıları. Ve gerçekten yani onlar benim için çok önemliler. Ve onlar için ne yaparsam yapayım benim için her zaman küçük, her zaman az. Buraya bırakıyorum. Buraya kavga etmeyin diye. Buraya. Gel, gel, gel. Çocukluğumdan beri böyle hep bir şeyler üretmeyi seviyorum. Birkaç çalışmadan sonra engelli hayvanlara neden yürüteç ve protez yapmayayım diye karar verdim. Hayvanlarla büyüdüm yani. Keçilerin arasında, ineklerin arasında, köpeklerin arasında, minik kedilerin arasında böyle. Her şeyimi onlara anlatırdım. Ve onlar böyle beni gözleriyle dinlerdi böyle. Gözlerindeki, yani onların gözlerindeki ışığı görebiliyordum. Ve bu beni iyi hissettiriyordu. İlk protezimi böyle çöp malzemelerinden yapmıştım resmen. Böyle. Hiç imkanım yoktu. Bir su borusu ve bir çamaşır makinesinin aparatından böyle bir kartala protez ayak yapmıştım. Üç buçuk senedir engelli hayvanlara yürüteç ve protezler tasarlıyorum. Geçen sene 200 tane hayvana ulaşmıştım. Günde ortalama 3-4 tane yürüteç yapıyoruz. Yani her bir yürüteç yaklaşık 45 dakika ve 1 saatini alıyor şu an. Bana şöyle ulaşıyorlar. Şu anda aktif kullandığım sadece bir sosyal hesabım var. Instagram hesabımda mailim ve numaralarımız var. Oradan ulaşıyorlar. Bugüne kadar karşılaştığım en büyük zorluk maddi sıkıntılardı. Yani malzeme bulamıyordum. Yürüteçler için, protezler için. Ücretsiz verme ne dedim? Bilmiyorum. İlk adımların, o mutluluğun yerini bence bu dünyada yani hiç de hiçbir şey o koşusun ve o mutlu adımlarının yerini tutamaz bence. Daha önce böyle bir materyale bağlanmamış ve ona tuhaf geliyor. Birkaç gün sonra daha iyi alışacağını düşünüyorum ve daha iyi koşacağını. Hayvanların bir yeri acıdığı zaman buram acıyor diyemiyor. Onlar senin gözlerine bakıyor ve onlar senin anlamanı bekliyorlar. Üste yazıcıyı kullanmaya başladım yavaş yavaş. Ve çok güzel taslaklar yapılabileceğini gördüm. Yani bir kediye protez yapabileceğini ve her türlü hayvana. Yani bu kartalın da protezini 3D yazıcıdan yaptım zaten. Dur başlayayım ya. 3D yazıcı gerçekten hayatımda ve çalışmalarımda çok şey değiştirdi. Yani şu anda daha profesyonel şeyler yapıyorum. Zaten en büyük hayalim de böyle insanlar için ve küçük çocuklar için protezler yapmaktı. Şu anda yaptığım çalışmalarla ilgili hiçbir eğitim almadım. Hep kendim araştırmalarımla böyle yapmaya başladım. Yani çocukluğumdan beri de bir sürü projem yapmıştım. Bir şeyi seversen eğer üzerine yürümen gerekiyor. Yani önünde hangi engeller olursa olsun. Sen ilk birkaç adım attığın zaman diğer adımlar kendi kendine gelmeye başlıyor.